Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, son zamanlarda İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı bir açıklama vardı. Sürücü belgesi bilgilerinin yeni kimlik kartlarına aktarılacağını söylemişlerdi. Burada dikkat etmeniz gereken bir hususiyet var. Yani bu sürücü belgesindeki bilgilerin yeni kimlik kartına aktarılabilmesi için sürücü belgemizin yeni olması gerekiyor arkadaşlar. Bunu sizlere söyleyeyim. Hem nüfus cüzdanınızın yani yeni kimlik kartı olması gerekiyor. Hem de sürücü belgenizin yenilenmiş olması gerekiyor. Yoksa bu işlem arkadaşlar olmuyor. Gittiğinizde sizi geri döndürebilirler. Yenilenmesi gerektiğini söyleyecekler sizlere. Yenileyip ardından tekrar sıra alıp yenisini çıkartmanız istenecektir. Çünkü böyle bir çekilen videolar var. Hani gidenler yenileyemiyor. Şimdi bu sürücü belgesi bilgileri yeni kimlik kartına aktarıldığında ne olacak? Sürücü belgeniz yanında olmadığında trafiğe çıktınız. Sürücü belgeniz yanınızda yok. Kimlik kartınız yani nüfus cüzdanınız, yenilenmiş nüfus cüzdanınız yanınızda ise oradan sistemden ehliyetinizin olup olmadığı gözükecek arkadaşlar. Böylelikle bir sıkıntı olmayacak. Bu hatırlatmayı sizlere yapalım. Yani hem yeni kimlik kartınız olması gerekiyor, hem de sürücü belgenizin yenilenmiş olması gerekiyor arkadaşlar. Sizlere şöyle söyleyelim. Yani şöyle ön yüzü göstermiyorum. Bilgileri ikide bir gizlemekten kes bağla kapat uğraşmak istemiyorum. Yani nüfus cüzdanınız, yeni kimlik kartınızın olması gerekiyor. Sürücü belgenizin de yenilenmiş olması gerekiyor arkadaşlar. Söyleyelim sizlere gidince geri dönebilirsiniz. O anda sürücü belgenizi yenilemezler çünkü fotoğraf isteyeceklerdir sizlerden. Anlatacaklarım bu kadar. Her halükarda sürücü belgesini yenileyip o parayı da vereceksiniz. 15-20 lira mıydı neydi? Arkadaşlar yani evimiz vereceğiz mecburen. Yani sürücü belgesini yenilemeden sürücü belgesi bilgileri yeni kimlik kartına aktarılmayacak arkadaşlar. Anlatacaklarımız bu kadar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Ha şunu da aktarayım sizlere. Şu anda bunun bir süresi, aciliyeti yok. Koronavirüsten dolayı da şu anda böyle bir şey yapmanın da bir anlamı yok. Hani boşta kalırsanız bir gün sıra alırsınız, gidersiniz, yaptırırsınız. Ama yani nüfus müdürlüklerine bu koronavirüs döneminde de yığılmayalım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.